Sevgili izleyenlerim, evet, Bayburt'un nüfusu küçük. Doğru, Türkiye'nin en ufak ili ama vallahi yüreği de büyük, misyonu da çok büyük. Bayburt'ta iki müzemiz var. Efendim, büyük ödüllü, Avrupa ve Kültür Bakanlığı ödüllü. Ve iki müzemizin iki efendim kurucusu da burada. Gerçekten ben Bayburt olarak bunları bir arada görmek, şöyle birlikte dertleşmek şansını bugün tuttum. Çok da bunu da kaçırmak istemedim. Şimdi hocamdan, Kenan Bey'den güzel bir bugünün anlamına binaen bir görüşlerini almak istedim. Efendim, evet hocam. Şimdi bugün müzeler günüydü, AYKOM'un. Ondan sonra Bayburt'ta böyle bir toplantı yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Geçen günde buna benzer bir toplantı Mimar Sinan Üniversitesi'nde bakanlık yaptı. Orada da bu AYKOM'un Türkiye Başkanı'yla beraber ettik. Bu arada ilgili başkan yardımcısı bir konuşma yaptı. Dedi ki, bu son yılların en önemli gelişmesi bizde özel müzelerdir dedi. İşte dedi, hocam burada Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Müzesi ve de şeyde Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müze. Bunlar Avrupa'da bilinen ve Avrupa'da kendilerini kanıtlamış önemli müzelerimiz dedi. Sonra ben de dedim ki, onların ikisi Bayburtlu, üçüncüsü de yarı Bayburtlu dedim. Çünkü Erol Bey bizim vakıftadır eşiyle birlikte. Onun için Bayburt bir kültür kenti. Evet. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bir de işte yani öteki yeni kurulan şehir müzesi, şehir müzeleri bütün şehirlerde gerekli var. Bütün mesele oradaki bilginin daha yaygın bir biçimde nasıl toplanacağı, onun bugüne nasıl getirileceği meseleleri tartışılıyor. Fakat şimdi Bayburt gibi küçük, en küçük iliz galiba biz, değil mi? Evet. Evet, ama en büyük kültürel birikime sahip bir il olmasının bunlar sonuçlarıdır. Yani ben müze yaparken yani bunu getirip bilmem nereden çıkarmadım. Bunu kendi hayatımdan çıkardım. Çünkü o kalenin dibinde çok oyun oynadık, çok çini kırdık biz o kalede. Kovboyçuluk oynadık orada. Yani bu şeye, nehre baktık. Bu çevre olağanüstüdür. O konuşmada da söylemeye çalıştım. İşte eşim almaya gittim, şehirlerden geçtik, tertemiz. Ama derinlik yok. Derinlik niye yok? Çünkü kültür yok. Şeye giderseniz, ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim bir yıllar önce. Tertemiz kutu gibi binalar. Ama bir süre sonra kağıt geliyor. Kültürel derinlik yok. Onun için bizim Bayburt'umuz, Türkiye'de Anadolu kültür müthiştir. Ama Bayburt'ta da müthiş bir kültürel derinlik var. Bu derinliğin insanlara kattığı şeyler var. İşte geçerken bu bizim eski taş evler. Bir tek bizim bu belediye binamız orada çok net bir biçimde aykırı duruyor. O da işte şeydir, yani geçmişle ilişkimizi tutarlı kurmadığımız içindir bu. Eğer geçmişle doğru dürüst ilişki kursak, mimarimizi onun süfresiyle yerine getirsek, modernleştirsek, Bayburt olağanüstü bir. İki sene önce Atol Behramoğlu'nu çağırmıştı. Bir Dede Korkut şenliklerine. Atol benim eski bir arkadaşım. Kaleye çıkardık. Sonra şeye gittik. Şair Zihni'ye gittik. Baktı, dedi ki, ya Hüsamettin, bu ne güzel bir kent. Bu bir Avrupalıların elinde olsa olağanüstü bir kent, içinden su geçiyor. Kalesi var ve kültürü var. Fakat Şair Zihni'ye gittik. Eyvah Şair Zihni, dur sana bir şey okuyayım dedim. Şair Zihni'den bir tane okudu orada. Biz geçmişimize yeteri kadar sahip çıktığımızı düşünmüyorum. Evet. Onun için de ondan bir gelecek üretme gibi bir şeyimiz yok. O nedenle de bu bütün yeni teknoloji bizim, şimdi bir şey gördüm. Bir tane böyle bir duvarlar yapılıyor şehrin şeysine. Bu şey tarafına. Evet. Oraya şey yapılıyormuş. Oraya 9 katlı binalar yapılıyormuş. Evet. Şimdi bu 9 katlı binalar burayı boğacak. Anlatabildim mi? Boğacak. Bir havuz haline getirecek. Yahu hiçbir şehircilerle biz konuşmuyoruz. Onun için ben işte biraz onu söylüyorum. Bu istişare mekanizmaları geliştirelim. Bu istişare mekanizmalar bizim dünyanın en iyi kadrolarını biz buraya getirebiliriz.
Onlar para da almazlar bizden. Bir tek bilet vereceğiz, bir de yatırıp kaldıracağız. Bu mekanizmalarla bu kıymetli kültürü, bu bir elmas. Onu çok iyi yontarsak ve Bayburt da çok da büyük değil doğrusunu isterseniz. Dünyanın en güzel kentlerinden birisi olur. Şimdi turizm konuşuluyor. Bizim Bayburt'un turizm envanteri yok. Dedik ki bir envanterimiz olsun. Eski yapılar yan yana gelsin. Turist nereden gitsin falan filan. Şimdi bunlar memurlara kalıyor. Memurlar da yetki bende diyor. Anlatabildim mi? Yani herkes burada yani kültür müdürü hepimizin müdürü. İyi de başka müdürler de var ya. Birikim müdürü var. Tamam mı? Derinlik var. Şu var, bu var. Evet. Bunu katalım buraya. Değil evet. mi? Üniversitemize, hep birlikte üniversitemize destek verelim. Yani bu üniversite Türkiye'nin niye en güzellerinden birisi olmasın? Ben Hitit Üniversitesi'ne gittim konuşmaya. Pırıl pırıl yapmışlar adamlar. Gelişimi ona göre, şunu ona göre, bunu çok memnun kaldım. Ve öğrenci şeysiydi, şenliğiydi. Ağzına kadar da doluydu orası. Çocuklar yine korolar yapmışlar falan filan. Yaşayan bir toplum yaratmak. Bütün mesele o. Ve de mevcut bilimsel ve deneysel birikimlerden yararlanmamız lazım. Evet. Evet, sivil kültür bu. Ben ona inanıyorum ve biz de bu sivil kültürün öncüleriyiz burada. Şimdi bugün bakmayın öyle derler, böyle derler ama yarın öbürsü gün tarih bunu yazacak. Kaleyi o kadar taşladık hepimiz beraber, ben de tamam gavur malı bilmem ne diye. Şimdi bizim kalemiz var diye iftihar ediyoruz. İftihar ediyoruz. İnsan emeği budur, yüceltir. Öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sevgili izleyenlerim, Hüsamettin Koçan hocamızı dinledik. Şimdi dönelim Beşpınar Kenan Yavuz Müzesi'ne. Evet Kenan Bey, sizi de dinleyelim. Ya Müzeler Haftası'nı Bayburt'ta kutlamak hocamızın da veren söylediği gibi çok büyük bir olay. Çok önemli bir dönüşüm. Evet. Neden burada kutluyoruz? Çünkü müzelerimiz var. Yani bu müzeler kenti olma işaret fişeğini atan ve ilham alan Samet'li Koçan hocamıza müteşekkiriz. Ben de karınca kararınca bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladığımız yolculukta geldiğimiz aşama gerçekten olağanüstü. Kendimiz dahi inanamıyoruz bu olanlara, yaşadıklarımıza. Bayburt, Türkiye'nin en küçük nüfusa sahip ili ama sahip olduğu kültür derinliğiyle sosyolojik ve kültürel anlamda Türkiye'nin en büyük illerinden birisidir. Adeta bir metropoldür. Dolayısıyla biz bu büyüklüğümüzü fiziksel olmaktan zaten çıkarmamız lazım. Büyüklük fiziksellikte evet, değildir. Yani biz büyük binaları, büyük şehirleri adına büyük deriz ama o büyüklük değildir. Büyüklük özdedir. Büyüklük ruhtadır. Büyüklük heyecandadır. Büyüklük yarattığınız etkidedir. İnsanlığa bıraktığınız izdedir. Tarihtedir. Dolayısıyla büyüklüğe böyle bakmak lazım. Öyle bakıldığında da elbette ki iddialı olmak, iddia sahibi olmak bizim için bize yakışıyor. Çünkü altını dolduruyoruz. Niye dolduruyoruz? Bakın Avrupa çapında dahi. Dünyada Mete Bey bana bugün söyledi. Dedi ki abi dedi. Dünyada bu kadar küçük nüfusa sahip dünyanın en önemli ödüllerini almış iki tane sivil müzenin olduğu bir başka yerleşim birimi yok. Doğru. Çok doğru. Başka bir yerleşim birimi yok. Yok. Ya bu ne demek? Bu inanılmaz bir şey. Ha bu nasıl oldu? Hocamın da söylediği gibi bizi ortaya çıkaran buranın, bu toprağın kokusu, bu toprağın dokusu, buranın ruhu, buranın derinliği, babamız, dedemiz, ninemiz, halamız, anlatabiliyor muyum? O sevgi dili. Ben halalarımın kucağında, ninemin kucağında sevgi diliyle büyüdüm. Kurban olurum dedikleri zaman böyle var ya dünyayı yıkarlar. Anlatabiliyor muyum? İşte bu sevgi, bu paylaşım bizi yaratıyor. Dolayısıyla bugüne geldiğimiz zaman hemşehrilerimizin ve bütün sivil toplumun
bürokrasinin, karar alıcıların hep birlikte istişareye dayalı kentin kimliğini, kentin kimliğini tanımlamamız gerekiyor. Nedir bu kentin kimliğini diye soralım. Okullarda öğretmenlere, aydınlara, herkese soralım, bir istatistik yapalım. Bayburt deyince aklınıza ne gelir dediğiniz zaman insanlar ne der? Çünkü dünya modern bilim ve algı yönetimi, yani bugünkü medya dünyası, bir şey dendiği zaman aklınıza bir şey geliyorsa işte o zaman oradan yakalıyorsunuz. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama onların hiçbir insanların aklında kalmaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Algı yanlış o şeyin üzerine oturabilir ama eğer siz o algıyı ortadan kaldıramazsanız gerçeğe dönüşür. Yani siz olmayan bir gerçeklikle karşı karşıya kalır, yüzleşirsiniz ve onun bedelini ve maliyetini sonuna kadar ödemeye devam edersiniz. Sınırsız bir maliyet bu. Sınırsız bir maliyet. Şimdi Bayburt'umuzla ilgili olumsuz algılar var mı? Var. Olumsuz yansımalar var mı? En son örneği havaalanımızın örneği, değil mi? Ya havaalanımızın 2 milyon yolcu garantili olduğu iddia ediliyor. Halbuki yolcu garantisi yokmuş. Değil mi Mete Bey? Evet, yolcu garantisi yok. Yolcu kapasitesi var. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. İşte Bayburt'a şu kadar uzaklıktaymış vesaire. Şimdi bir şey olacak ki talep yaratasınız. Bu havaalanı Bayburt'a yeni bir turizm talebi yaratacak. Hem şehri turizmi hem de yurt dışı turizmi yaratacak. Havaalanının gelişmesi ve yolcu fazla olması da bize bağlı. Bize bağlı. Eğer biz bu kenti yemin ediyorum hocamın biraz önce söylediği gibi hakkıyla, ruhuyla, tarihi kimliğiyle, dokusuyla ayağa kaldırabilirsek 2 milyon yolcuyu Bayburt'a indirebiliriz. Bu çok kolay. Dünyanın en küçük yerleri ne olacak? 15 bin nüfuslu Monte Carlo var. Öyle mi hocam? 15 bin nüfusu var. Kaç milyon insan ziyaret ediyor orayı? Yani büyüklük ve küçüklük fizikte değildir. Çözümler de sayılarda değildir. Ruhtadır. Özdedir. Dolayısıyla bizim özümüz güçlü ama öncelikle birlikte sinerji yaratabilme kabiliyetimizi ve erdemimizi ortaya çıkartmamız gerekiyor. Evet. Bütün kurum ve kurallarıyla, kurumsal yaklaşımlarla ve sistematik yaklaşımlarla, yani bir kere yaparak bir şey olmaz. Bir kere yaparsınız, başarırsınız, ona modern yönetim bilimi başarı demiyor. O tesadüf diyor. Tekrarlarsa. Şimdi hocam ne yapıyor? 10 senede tekrarlıyor. Devamlı ödül alıyor. Vallahi. Biz de 4 senede 4 tane ödül aldık. Tekrarladık. Bundan sonra nasıl tekrarlayacağız ona bakmamız lazım. Eğer tekrarlayamaz isek, eğer onu sürdürülebilir kılamazsak eğer konjonktürel olur ve kalırız. Evet. Teşekkür ederim. Güzel haftamız kutlu olsun. Bütün Bayburtlu ve Bayburtluları seviyoruz. Hepsine selam ediyoruz. Aleyküm selam hocam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ettim ben. Çok sağ olun.